Bugün sizin için çok sevdiği bir menü hazırladı. Sufle. Herkesi seviyor sufle. Fakat biz de şekerli bir sufle yapmıyoruz. Tuzlu bir sufle yapacağız. Kabaklı sufle. Teknik olarak sufle ismi verebiliriz ama bir sufle değil. Bu bir flan. Sonra bir farklı, ne farklı anlatacağım. Pratik, basit, başlangıç, ana yemek her türlü kullanabilirsiniz. Yanında bir salata, maş fasulye. Bu son dönemli çok moda, çok sağlıklı, pratik, hızlı ve taze. O zaman hemen başlıyorum. Hemen başlıyoruz çünkü bu çok pratik ve çabuk bir tarif. Güzel de fükür fükür bir ateş. İçinde biraz zeytinyağı. Sonra soğan keseceğim ve kabak. İkisi de beraber burada tavada soteleyeceğim. Kesmek tarzı çok önemli değil. Önemli ki bütün parça aynı boyutlu olsun. Çünkü sonra her şey zaten blenderdan geçeceğiz. Ve böyle bir hamur gibi bir şey yapacağız. Şimdi kabak aynı bir şekilde bunu iki tarafta her zamanki gibi kullanamıyoruz, atıyoruz. Bundan sonra orta kesiyoruz böyle. Burada fazla küçük parça istemiyoruz çünkü kabak evet pişirmek istiyoruz ama fazla değil. Yoksa fazla pişirince en rengi değişiyor. Sonra bizim sufle bir çirkin bir rengi katılacak. Ama aynı zamanda bütünle böyle bir kabak ruhu kaybedeceğiz yani. Tamam mı? Okey. Tuz, karabiber. Şimdi sufle herkesi biliyor. Çikolatalı sufle, bir tatlısı zaten Fransa'dan gelen sufle üflemek demek yani Fransızca olarak. Flan nedir? Flan aslında tam Türkçe bir aynı bir kelime değil yani İtalyanca bir uno sformato. Yani biz bunu pişerken benzer malzemeler kullanıyoruz çünkü burada da yumurtalar var yani. Fakat burada kabarmayacak sufle gibi ve içi yarısı sıvı olmayacak, daha böyle bir sert bir kıvam olacak. Ama bütün lezzetleri orada konsantre gibi olacak ve gerçekten çok lezzetli. Tabii ki de biz de sufle yapıyoruz. Çünkü burada sufle kapları var. Biz de ne yapıyoruz şimdi? Güzelce burada bir küçük fırça var. Evet. Tereyağı. O da sıcaklık tereyağı. Evet. Güzel bütün kapları iyice fırlayacağız. Şimdi sufle yaparken normalde tereyağından sonra şeker veya kakao içinde koyuyoruz. Biz galeta unu kullanacağız. Fazla galeta unu çıkıyor ve böyle görmesi gerekir. Hı? Bakın çok 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 güzel. Bu galeta unu en şey sufle yapıştırmamak için ama aynı zamanda fırında güzel güzelle böyle bir sıcak olacak, çıtır çıtır olacak. Yerken sufleye bir çıtır nota olacak. Şimdi o zaman kabakları beklerken burada bir küçük kap alıyorum ve labne hazırlıyorum. Labne iki türlü bu tarif için kullanacağız. Birinci tam hamur içinde. Diğeri de şimdi dediğim gibi yani bu bir flan olduğu için içinde ortadaki sıvı olmayacak. O zaman biz de tam ortadaki bir çiğ labne koyarız ki sonra pişirirken ve açarken tam böyle bir labne güzel dışarıda çıkacak. Bu labne ne ile yapacağım? Biraz zeytinyağı, biraz tuz, o kadar.
Okey, beklerken ben biraz da benim şey, hotları doğrayacağım. İnce doğramayacağım yani, böyle parçalayacağım ki makina daha kolay geçsin. Okey, biraz dereotu, maydanoz ve nane. Evet, çünkü bence kabak ve nane ikisi de evlenmesi gerekir yani, o kadar söyleyeyim yani. Bütün malzemeler içinde koyacağım. İlk olarak benim kabak içinde koyuyorum. Sonra otları, sonra labne. Okey, labne. Burada 2 kaşık koyacağım. Ama kalan labne burada kalsın çünkü dediği gibi tam içi koyacağım. Sonra diğer malzemeler, muskat, biraz da parmesan peyniri. Burada parmesan, eski kaşar, tulum peyniri, istediği peyniri burada kullanabilirsiniz. Ve yumurta var. İlk bir tane yumurta kırıyorum. Diğer yumurta biraz sonra ekleyeceğim. Okey, şimdi diğer yumurtayı ekliyorum. Okey, burada artık her şey hazır. Şelale alıyorum. Makine kaldırıyorum. Okey. Şimdi gördüğünüz gibi tam böyle bir smoothie gibi oldu. Ve göstereceğim burada. Bakın. Yarısı kadar dolduracağım. Şimdi ne yapıyoruz? Burada kalan labne dedi yani. Kullanacağız. İsterseniz bir sıkma torbayla, isterseniz benim yaptığı gibi. 2 kaşıkla burada tam bir damla labne bırakıyorum ortada. Tabii ki de şimdi bunu da kapatıyorum. İnanılmaz oldu. Şimdi fırın sıcak 180 derece sufleler fırlanıyorum. Burada ortalama bir 15-20 dakika pişirecekler. Göreceksiniz zaten üstünde güzel güzel kızarmış olacak. Hemen hiç beklemeden salata, maş fasulye salata geçiyorum. Burada fasulye görebilirsiniz. Gerçekten muazzam görünüyorlar. Haşladı. Kaynak su içinde bir 15-20 dakika daha fazla istemiyorum. Çıtır kalsın. Ama ben maş fasulye sok olarak seviyorum. Yani sıcak ben şey çok tercih etmiyorum. Şimdi malzemeler burada. Bunu koyuyorum çünkü yavaş yavaş şimdi her şeyi keseceğim mi? İçinde atacağım, her şeyi karıştıracağım ve servis edeceğim. Hemen turşu. Çünkü ben turşu severim yani. Ve özellikle salatanın içinde turşu gerçekten bayılıyorum. Bundan sonra burada uzum var, ceviz ve nar. Üçümüz içinde karıştıracağım. Şimdi otları alıyorum burada, kesiyorum, içinde koyacağım. Aynı otlar önce kullandı, aynı otları. Sarı biber vardı. Özellikle sarı biberi kullanmak istedi. Çünkü şey en lezzetli, en aynı şekilde biraz da şey canlandırsın yani. (Gülüyor)
Biraz da yeşil soğan var. Yeşil soğan alıyorum. Süper. İsterseniz ben yeşil soğan tercih ediyorum çünkü biraz da hafif yani. Bitmedi çünkü roka var ve bakın bizim şey bahçe roka. Bu cinsi bayılıyorum. Küçük yaprakları. Çok şey yapmak istemiyorum. Sırf ortada keseceğim. Başka hiçbir şey yok. Ve içini de atacağım. Böyle. Sırada fasulye geldi. Fasulye de içinde koyacağım. Oh. Ve sosu. Bu salata aslında çok basit de zorlamayan bir sosu. Çünkü bayağı çok güzel ve özel kokuları var yani. Lezzetleri var yani. Bunu sarılmak için sadece biraz zeytinyağı ve burada nar ekşisi var. Bir tutam tuzlu karabiber burada kullanamayacağım. Okay. Salata içinde atıyorum. Süper. Şimdi güzelce karıştıracağım ve salata hazır yani. Salata hazır. Hemen bir sufle kontrol edeceğim. Okey, burada süper. Bir sufle birkaç dakika daha ihtiyacı var. Ben burada sofra kuruyorum, salata servis ediyorum ve huhuhu, tadına zamanı var geldi. Gerçekten bir bakın, inanılmaz güzel yani. Burada biraz daha nar ekşisi koydum ki sufle inanılmaz yakışır. Salata bir bakın, tek zaten kendi kendine konuşuyorum. Öncelikle tadına bakmadan önce sizi bir şey hatırlamak istiyorum. Instagram sayfası Lezzetin Şarkısı takip edin. Orada bütün tarifleri, bütün puf noktalar, bütün detayları bulanabilirsiniz. Hatta şimdi deniyorum. Hemen burada bu salata zaten bu şey... Çok yapıyorum bu salata çünkü inanılmaz lezzetli bir, herkese mutlu eder bir salata. Çok net. Burada bizim sufle var. Gördünüz yani zaten sokulunca biraz da şey aşağı iniyor. Ortada bakın, bakın bizim labne var. Muazzam gerçekten görünüyor. İçinde biraz da tam nar ekşisi koyacağım ki. İnanılmaz. Yakışıyor. È buonissimo. Gerçekten veramente veramente buonissimo. Bak İtalyanca bile konuşmaya başladı. Görebilirsiniz. Al başo. Mutfakta. İyi eğlenceler diliyorum size. Görüşürüz. Ciao.